like you're trying to speed up. Mansion hall now. Hella thick and whisper. Like you're trying to speed up. Evet, sonunda MT-07 incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu motoru alalı yaklaşık bir 3-4 ay oldu. Hatta 5. aya falan geliyor olmamız lazım. Motoru aldığım günden beri bu motorun incelemesini isteyen arkadaşlar var. Haklı olarak merak edilen bir motor. Gerçi YouTube'da bayağı bir inceleme videosu var ama benden de istenmişti. Ve ben de bu zamana kadar niye yapmadım bilmiyorum açıkçası. Bu motoru aldıktan sonra belki 10-15 tane motosiklet inceledim. Kendi motorumu bir türlü inceleyemedim. Şimdi motoru inceleyelim. Motoru ben size hızlı bir şekilde ve sizi sıkmadan anlatayım. Hemen motorun neresinde ne var, beygiri, torku vesaire onlardan bahsedeyim. Geriye kalan detayları motosikletin üzerinde vereceğim arkadaşlar. Motorumuz, benim motorum 2015 model ABS'li. Ve bu MT7'lerde şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. 2014'te çıktı motor biliyorsunuz. 14, 15, 16, 17. Bu modeller birebir aynı. Sadece ABS'lisi vardı, ABS'lisi vardı. Şimdi 2018'de bu motorun farklı bir versiyonu demeyeyim de bu motoru yenilediler. Neyi değişti mesela? Stop lambası değişti, depo grenajı değişti, sele değişti, amortisörler değişti. Bayağı bir yeri değişti. İnşallah 2018 bir MT7 denk getirirsem onun da incelemesini ve kendi motorumla da karşılaştırmasını yaparım. Motorumuz dediğim gibi bu benim motorum 2015 model ABS'li versiyon. Motorumuz 700 cc arkadaşlar. Zaten MT07'nin 700 cc olduğunu eminim ki herkes biliyordur. Motorumuz 75 beygir, 68 Nm tork üretiyor. Ve MT07 işte tork canavarı, deli bozuk, psikopat, katil bu gibi lakapları almış bir motor. Bunun da sebeplerine motorun üstüne değineceğim. Motorumuzun arka lastiği orijinalinde 180. Bu motorun benden önceki sahibi 190 takmış. 200'e kadar da hakkı var. Takılıyor. Tavsiye eder misin derseniz ben tavsiye etmem. Sonuçta buna fabrika çıkışı mühendislerine takmışsa sizin de onu takmanızı tavsiye ederim. Şu arka stop lambası R25, MT25 gibi motorlarla birebir aynıdır. Şu an gözüm takılmışken söylemek istedim. Hatta bu arada motorun kontağını açayım. Stop lambasını da bir görelim. Çünkü motorun stop lambaları bayağı bir şekilde duruyor. Zaten R25 ve MT25'in aynısı söylemiş olduğum gibi. Şu an motorumda sinyal yok. Katlanır plakalık yaptığımız için sinyal uyduramadık. Taktırdığım yerde sinyal yoktu. Sinyalleri sipariş edeceğim, gelecek. Ya da aklımda şöyle bir düşünce var. Arka stop lambasını sinyalliyle değiştirebilirim. Benim motorumda stok egzoz var. Stok egzoz stok haliyle, orijinal haliyle bu şekilde görünüyor. Abartı egzoz yapanlar çoğunlukta, yani MT07'si olup da orijinal egzozla kullanan %10 bir kesim vardır. Ben de o %10 içindeyim. Yani bana şunu söylüyorlar arkadaşlar. Ya abi motora niye egzoz takmıyorsun? İşte geldiğin gittiğin belli olsun. İşte egzoz sesin güzel olsun vesaire. Ben şu düşüncedeyim. Orijinal egzozda var ya, bildiğiniz cin gibiyim yani. Neredeyim? Nereye, ne zaman geldim gittim hiç kimse anlamıyor. Böyle cin gibi gezmek daha iyi. Ben bu düşüncedeyim. Ha, motorun yanında egzoz aldım ama takmadım, onu da söyleyeyim. Takmayacağım da büyük ihtimalle. Böyle kullanmaya devam edeceğim. Motorun üzerinde görmüş olduğunuz camı ben sonradan taktım. Alırken de o da yanında gelmişti. Normalde o olmuyor. Çıplak bir kafası var motorun. Motorumuz tek var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tek far iyi aydınlatıyor mu derseniz, ben motor aldıktan sonra üzerine led far taktım. Şu an iyi aydınlatmıyor. Orijinal ampulüyle daha iyi aydınlatıyordu. Şu an pek iyi aydınlatmıyor. Ona da bakalım. Bir çare bulacağız. Ön lastiğimiz 120. Önde görmüş olduğunuz gibi çift disk frenimiz var. Motorun göstergesini bir görelim. Açıyorum kontağı. Arkadaşlar MT07'nin göstergesi şöyle söyleyeyim. Keşke bu bütün motosikletlere uyan bir gösterge olsa da bütün motosikletlere bu göstergeyi takabilsek, o kadar dolu bir gösterge. Şöyle bir devir saatimiz var. Motoru çalıştırayım. Devir saati bu şekilde. Egzoz sesi de bu şekilde. Videoda ses biraz yüksek geliyor olabilir ama gerçekte duyduğunuzda bu kadar yüksek bir sesi yok. Motoru kapatalım. Bu arada bunu çalıştırma şekli biraz tuhaf arkadaşlar. Normalde burada ateşleme kesici olur. Burada çalıştırma düğmesi olur. Bunda öyle değil. Ateşleme kesici düğmesiyle çalıştırma düğmesi aynı düğme. Bu şekilde aşağı çekilerek motor çalıştırılıyor. Böyle kapatılıyor. Orası o şekildeydi. Bu arada dörtlümüz var. Onu göstereyim. Sağ taraf bitti. Sağ taraf bu kadar. Sol tarafta
uzun, kısa. Şurada selektörümüz, kornamız, sağ sol sinyal. Standart bildiğiniz gibi. Ama bunda korna yukarıda, sinyal aşağıda. Ondan haberiniz olsun. Normal motosikletlerden ters. Şimdi gösterge dedik, sağ sola gittik. Göstergeden devam edelim. Şurada saati görüyorsunuz. Onun hemen altında benzin göstergesi. Onun hemen altında tuşlarla değiştirebildiğiniz, motorun teknik verilerini alabildiğiniz bir bölüm. Mesela şu anda motorun averajı, yani ortalama yakıtını görüyorsunuz. 7,5 litre yaktırmışım ortalama. Ben biraz gazlayarak kullanıyorum. Bir kere daha basıyorsunuz, motorun anlık yakıt tüketimi, bu giderken çalışıyor. Anlık olarak gösteriyor. Bu trip metre. Bu ikinci trip metre. Bu da motorumuzun toplam kilometresi. Motor şu an 16.332 kilometrede. Basıyoruz. Dış sıcaklığı veriyor. Şu an etraf sıcaklığı, yani dış sıcaklık 31 dereceymiş. Onu gösteriyor. Bir kere daha basıyoruz. Motorun kendi sıcaklığı. Motor şu an 84 derece. Ondan sonra tekrar averaja geldik. Onun dışında orada başka bir şey yok. Daha da ne olsun derler adama. Bayağı bir dolu. Burada vites göstergesini görüyorsunuz. Hemen motora bir vitese atayım. 1. Boşa aldım. Onun hemen sağ tarafında da yapmış olduğumuz sürat. Burada da sol sinyal, yağ lambası, işte yüksek ısıya çıktığınız zaman uyarı veren hararet lambası, motor arıza lambası, ABS. Burada anahtar tanıma sisteminin ikaz lambası, uzun farları açtığınızda yanan lamba, boş ve sağ sinyal. Göstergesi de bu şekildeydi. Baya baya dolu bir göstergesi var. Bu arada birçok motorda var. Bazı motosikletlerde de yok. Özellikle 250 cc sınıfında pek göremezsiniz. Şöyle göstereyim. Şurada mesela bir şurada P yazan bölüme getirdiğiniz anahtar arkadaşlar. Getirelim. Canlı canlı gösterelim. Şu an park moduna getirdim. Ve dörtlüleri yaktım. Bakın. Anahtar elimde. Ve motorun dörtlüleri yanıyor. Böyle de bir sistem var. Birçok motorda büyük sesi de bu var. Ufak sesi de göremezsiniz. Onu da gözüme takılmışken söylemek istedim. Şu kafayı da böyle tek elimle açabilirsem açtım. Alalım anahtarımızı. Onun dışında motosikletimizin deposu 14 litre yakıt alıyor. Bu şekilde açılıyor. Aynı şekilde kapanıyor. Anahtarınızı alıyorsunuz. Devam. Gidip bir MT'yi de alacak olduğunuz zaman arkadaşlar hemen hemen böyle bir şey alırsınız. Bu arada fren manetindeki lastiklere gözünüz çarptıysa onun açıklamasını birazdan yapacağım. Motorumla onun dışında pek de bir ekstra yok. Mesela şu aşağıda görmüş olduğunuz plastik parça, alt sakal. Bu hiçbir MT'de yok. Aksesuar olarak satılıyor, alıyorsunuz. Başında şu koruma takozu aksesuar olarak alıyorsunuz. Ondan sonra şu manetler mesela orijinalde böyle değil. Bunlar sonradan yapılma. Ön cam dediğim gibi sonradan takılma. Katlanır plakalık sonradan takılma. Onun dışında pek de bir ekstrası yok. Şimdi arkadaşlar kaskımı takayım. Mikrofonumu, kameramı bağlayayım. Motorun üstünde görüşürüz. Şimdi bağlantılarımız tamam. Şimdi arkadaşlar motorun üstüne bir oturayım. Oturuş pozisyonundan hemen bir bahsedeyim. İşte ayağınız yere ne kadar basıyor, basmıyor onu bir göstereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce MT07 kullanmadıysanız bildiğiniz bütün motosikletlerin oturuş pozisyonunu unutun. Çünkü MT07'nin oturuş pozisyonu biraz kendine has. Biraz değişik bir oturuş pozisyonu var. Gerekse deponun V şekli, gerek gidonun esnemesi, gidonun bir tuhaf şekilde durması falan. İlk başta sürdüğünüzde bu motor yadırgarsınız. Ondan sonra alışırsınız. Çok rahat gelir. Onu başta size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Motosiklet şu an düz konumda. Arka frene de basayım motor kaymasın. Bakın. Dizim kırılıyor. Ayağım yere tam basıyor. Benim boyum 1.81. Şöyle söyleyeyim. 1.72, 1.73 boya kadar bu motosiklete bindiğinizde ayağınız şöyle biraz yukarı kalkayım. Tam bir şekilde yere basar. Ama 1.72'nin altına indiğiniz zaman ufaktan topuk kalkmak ister. Onu söyleyeyim. Ama onun dışında ağırlığını size pek hissettiren bir motor değil. Oyuncak gibi oynarsınız. Tabii neye göre? Sınıfındaki motosikletlere göre. Ama 250 cc'den buna geçtiğinizde, ki geçmenizi pek tavsiye etmem. Geçtiğinizde biraz motor size ağır gelebilir. Aslında o kadar ağır bir motor değil ama ağırlığını biraz hissettirir size. Ama daha önce biraz büyük motor kullanmışsanız bunun ağırlığını fazla yadırgamazsınız. Onun dışında oturuş pozisyonu hemen hemen bu şekilde. Süper Sport'la alakası yok ama bildiğiniz Naked'lardan da biraz farklı. Şimdi motoru çalıştıralım. Bu arada ABS ışığı motosiklet hareket ettikten sonra söner. Bunu da bir ek bilgi olarak araya ekleyeyim. Dörtleri açmıştık, onu da kapatalım. Şunu da ısıya getirelim. Isımızı görelim. Bu arada MT07 ısınmayan bir motor değildir. Çok sıkışık trafikte beklerseniz
100 derecenin üstünü çabuk görürsünüz. Bu da ek bir bilgi olsun. Öncelikle ben neden MT07'ye biniyorum? Zaten kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama ilk defa bu videoya denk gelenler için hemen açıklamasını yapayım. Ben de bundan önce GSX-R1000 vardı ve motosiklete çıkan bir sorundan dolayı ki zaten satmayı da düşünüyordum. Motoru sattım ve 30 bin lira bütçeyle alınabilecek en mantıklı motosikletin MT07 olduğunu düşünerek MT07'yi aldım. Motosikleti çok severek kullanmıyorum. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Her zaman sevdiğiniz şeyi yapmazsınız. Bazen de mantıklı gelen şeyi yaparsınız. Ben mantıklı gelen şeyi yaptım. Yoksa bu motosikleti alacağım paraya 600'lük, 1000'lik yani çok çeşitli motosikletler alabilirdim ama düşük model olurdu, eski model olurdu. Ben yeni bir motosiklete binmeyi, kafamın rahat etmesini, düşük kilometre olmasını tercih ettiğim için MT07 aldım. Böyle düşünüyorsanız MT07 alabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, neden MT07 alabilirsiniz? Naked seviyorsunuzdur. Racing'in, Supersport'un oturuşunu sevmiyorsunuzdur. Ve altınızdaki motor iyi gitsin. Hani bir nebze nispeten iyi gitsin. İşte gaz tepkisi vesaire iyi olsun ve az yaksın istiyorsanız MT07 alabilirsiniz. MT07 sakin kullanımda 4 litrenin de altını görüyor. Ha, bu sakin kullanım nedir derseniz de 120'yi falan geçmezseniz, mesela uzun yolda diyelim, 120'yi geçmeden giderseniz 4 ve 4'ün altını da görebilirsiniz. Ben şunu test ettim. 6. viteste 150 km hızla sabit giderken tam olarak 5.0 ortalama veriyor anlık yakıt tüketiminde. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bu düşüncelerle düşünüyorsanız yine MT07 alabilirsiniz. Şimdi çoğu kardeşimiz 250 cc ile ya da 125 km motora başlamış. Hemen 250'lik almış. Hemen de MT07 almak istiyor. Bunun sebebi de şudur. MT07 ulaşması kolay bir motor. Yani 20 bin liraya bile bugün biraz yüksek kilometrede ve ABS'si olmayan bir MT07 alabilirsiniz. Ha ne olur 2-3 bin lira, 5 bin lira hasar kaydı olur. Adam o yüzden fiyatını uygun yazmıştır. 20 bin liraya bile MT07 alabilirsiniz. Ki bugün R25'in de ikinci el piyasası ortalama 20 bin lira civarına geldi. Aslında bu motosiklet öyle yok katilmiş, yok psikopat gücü varmış vesaire bir motor değil arkadaşlar. 75 beygirden bahsediyoruz. Bugün standart 600'lük, 600 R6, 636 gibi motosikletlerin en düşüğü 120 beygirden başlıyor. Yani o yüzden 75 beygirlik bir makineye ya bu motor çok güçlü, psikopat gidiyor vesaire kimse demesin. Ha şu var, Allah rahmet eylesin, rahmetli Barkın abi bu motosikleti anlatırken 650F çok güzel motor be. Arkadaşlar bu arada MT07'lerinde bu motoru tercih edebilirsiniz. Bence çok iyi bir motor. Neyse. Konumuza geri dönelim. Rahmetli Barkın abi de bu motoru anlatırken bayağı işte psikopat, kafanıza geçer, gaz tepkisi vesaire gibi yorumlar yapıyordu. Evet, bir nebze haklı olabilir. Bakın mesela 80'le gidiyorum, 4. vites. Alıp götürmesi bu şekilde. Aynı şeyi bir 4 silindirli 600'lük motorda yaptığınızda bu tepkiyi alamazsınız. Bu da motosikletin 2 silindir ve torku alt devirlerde veren bir motosiklet oluşundan kaynaklı. Onun dışında öyle aman aman bir gücü yoktur. Tabii ki de 250 cc'den inip buna binen kardeşimiz, o 250 cc'de bunu yaptığında hiçbir şey olmuyor yani. Ona alıştığı için bu motorun da gaz tepkisi biraz sert olduğundan dolayı bu motoru çok kuvvetli, çok iyi giden bir motormuş gibi görüyor. Benim bu motorla top speed'im arkadaşlar 226. Daha önceki MT07'imde biraz daha üstünü görmüştüm. Bu arada bu benim ikinci MT07'im. Onu da araya bir not olarak ekleyeyim. Yani motor hakkında bayağı bir bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Top speed 226 olan bir motordur. Ve bu motor top speed motoru değildir. Bu motor süratli gitme motoru değildir arkadaşlar. Şimdi hazır oraya gelmişken şundan bahsedelim. Bu motosikletin amortisörleri, süspansiyonları aşırı yumuşak. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Aksini iddia eden arkadaşlar olacak biliyorum. Ve ne kadar sıkarsanız sıkın hiçbir şekilde 600'lük veya 1000'lik bir motorun, ya racing bir motorun diyeyim, vermiş olduğu güven hissini size vermeyecektir. Çünkü bu motor o motor değil arkadaşlar. Ya bu motorla işte otobana da geçtim. Ben viraja bir gireceğim abi, 220 ile R6 tokatlayacağım diyorsa adam zaten bu motor almasın. Bu o adamın motoru değil. Bu şehir içinde kullanacağım. Arada mesela camımı takacağım, uzun yola gideceğim, rahat olsun, güzel hızlansın, güzel ivmelensin diyen adamın motorudur. 150, 170'i hatta 180, 190'ı bile sabit, sıkıntısız, motoru yormadan gidersiniz. Ama siz yorulursunuz. Çünkü çok rüzgar alıyor. Bu rüzgar alması da artık motorun gereği yani. Bu motor çıplak motor.
ona yapacak bir şey yok. Zaten bu motoru alıyorsanız Naked seviyorsunuz demektir. Ya da benim yapmış olduğum gibi mantıklı bulduğunuzdan dolayı almışsınızdır. Ve şöyle de bir şey var. Bu amortisörlerin yumuşak oluşundan dolayı yüksek süratte giderken, kayıt devam ediyor. Yüksek süratte giderken bir asfalttaki yamadan geçtiğiniz takdirde, örneğin şunun gibi. Şöyle bir yerden geçtiğinizde, şu an süratimiz düşük olduğu için bir şey olmadı. Örneğin 200'e gidiyorsunuz, sert bir asfalt yamasından geçtiniz. Motor seleden sizi en az 10 santim havalandırıyor abi. Bu yolda benim başıma geldi, bunun biraz daha ilerisinde. Piyasasına gelelim arkadaşlar. Motorun piyasası peynir ekmek gibi satılıyor derler ya. Aynen öyle. Çok tutulan bir motor çünkü ilk çıktığında bu motorun şöyle bir geyiği vardır arkadaşlar. Bir goy goy döner sürekli. Özellikle hani 250 cc kullananlar arasında. Mesela bir arkadaşınız 250 cc alacaktır ve der ki ya motorun fiyatı işte 15 olmuş, 16 olmuş. Bu arada sene 2014, 2015, 2016'dan bahsediyorum. Sürekli arkadaşları şu yorumu yapar. Ya arkadaşım o motor o kadar para verilir mi? Az daha koy MT7 al. Hakikaten zamanında insanların az daha üstüne koyarak yani 2-3 bin lira daha ekleyerek almış olduğu bir motosikletti MT07. Ama bugün piyasası kampanyalı haliyle 36-37 bin lira falan, kampanyasız haliyle 40'ın üstünde diyebiliyorum. Şu an ulaşılması biraz zor oldu açıkçası. 50'si düzgün 2 kilometrede ABS'li bir MT7 arıyorsanız en az bir 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Hani en ihtimalle 28-29. Hadi adam belki sıkışmış falandır diyelim. Hani 27'den aşağı ABS'li olmak kaydıyla temiz MT7 düşük kilometrede olmak kaydıyla, bu arada tekrardan söyleyeyim, bulamazsınız. Şimdi o paraları da bu motoru almak mantıklı mı tartışılır. Mesela az önce yanımızdan geçen Honda CB650F'ti. Ben CB650F'i şu yüzden, 650F arkadaşlar. Az önce görmüş olduğumuz 650F'i, bu da grenajlı versiyonu. Ben bunun hastasıyım. Neden hastasıyım? 650 cc 250 gibi süratlere rahat ulaşıyor. ABS'li, oturuş pozisyonunda racing gibi dik, racing gibi yatık değil. Hemen hemen MT07 kadar ama MT07'den biraz daha yatık bir oturuş pozisyonu var. Tam bir uzun yol motoru ve egzoz taktığınızda da çok da güzel bir sesi var. 4 silindir oluşundan dolayı. Şimdi 33-34 bin liradan başlayan fiyatlarla ikinci elinde CBR650F bulunabiliyorken şahsen ben MT07'yi tercih etmezdim. Niye aldın kardeşim diyecek olursanız da 33-34 bin liram yoktu abi. Bu motora param yetiyordu, bu motoru aldım. Mesela bu motorun kafa kafaya muadil olabilecek bir motor daha söyleyeyim size. Yine Yamaha'dan. Yamaha XJ6 arkadaşlar. Aynı bunun gibi Naked. Birebir aynı motor diyebiliriz. Yani tabii ki de aynı motor değiller. Bu 2 silindir, 4 silindir vesaire ama birbirlerine çok benzeyen motosikletler. Hani uzaktan gördüğünüzde yandan ve arkadan ayırt etmeniz biraz zor olur. Hani uzaktan gördüğünüzde. Hani birebir bu motorun rakibidir benim gözümde. Peki sen niye o zaman XJ6 almadın diyecekseniz de piyasası yok arkadaşlar. Piyasası yok derken şöyle, normal piyasa fiyatlarıyla alıp satmak istediğinizde aynı fiyatları satamazsınız. Ama MT07'yi alın, kaza yapmadınız. Mesela şöyle diyeyim, az önce bahsetmiş olduğum gibi 30 bin lira civarında bir MT7 aldınız ve motoru herhangi bir şekilde düşürmediniz, kırmadınız ve çok yüksek kilometrelerde çıkarmadınız. Bu motoru çok rahat satarsınız. Alımı satımı çok rahat bir motordur. Kullanımı da çok rahat ve zevklidir. Tercihlere göre değişir. Hızlı hızlı ve sizi sıkmadan anlatayım dedim ama inşallah sıkıcı bir video olmamıştır. Bahsetmediğim ne kaldı geriye? Pek de bahsetmediğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Zaten bu benim kendi motosikletim. Kanalda bir sürü videosu var. Ve daha da videosu gelmeye devam edecek. Unuttuğum şeyler olmuşsa ve bunu sonradan fark edersem videoyu düzenlerken ya videonun içine yazarım ek bilgi olarak ya da açıklama kısmına yazarım. Burayı da mahvettiler ya. İnşallah yolu çok bitirirler de burası düzelir. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. MT07'yi inceledik. Kendi motorumuz her zaman bizde, her zaman anlatırız. Eksiğini gidiğini söyleriz. Zamanla işte başarı ne geliyor falan söyleriz. Bu arada arkadaşlar motorun bakım aralığı 10.000 km olarak geçiyor. 5.000 km'de bir yağ ve ufak tefek kontrolleri yapılıyor. Bunu da ek bilgi olarak araya sıkıştırayım. Ha bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Buraya eşya taşırken ya da biri kasten yaptı bilmiyorum. Apartmanın önünde dururken bizim evin önünde motor. Bu şekilde motorun debriyaj manetinin arkasında buraya tutan bir metal var. Onu kırmış birisi. Ya kasten ya da bilmeyerek, bilmiyorum artık ama kırılmış. Değiştireceğim. Sipariş edeceğim büyük ihtimalle AliExpress'ten. Sipariş edeceğim, onu değiştireceğim ama lastikledim çünkü geriye gidiyordu gitmesin diye.
O da o şekildeydi. Onu da gözü takılan arkadaşlar illaki olacaktır. Çünkü böyle ufak tefek şeylere gözü takılıp yorumlar kısmında soran arkadaşları görüyorum. Onu da şimdiden cevaplamış olayım. Arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zaten like butonuna artık basın demeyeceğim. Artık arkadaşlar onu da basın yani bir zahmet. Çünkü like butonuna basmanız önemli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve böyle de yanmayın.